Normalde böyle pahalı yerlere gelmem arkadaşlar ama yakıt almam gerekti. Bakalım depoyu dolduracağız. Ne kadar doluyor? 580 TL'ye depomuz doldu arkadaşlar. Işık yanıyordu. Menzil de göstermiyordu artık. Bir depoyla da ortalama 600-620 km gidiyorum. Yani kilometrede 95 kuruş gibi bir tüketime sahip. Evet arkadaşlar. Herkese merhaba. Bugün POV bir sürüş videosu çekmek istedim. Önce yakıtla başladım. 630 km şu anda menzilim var. 5.9 litre diyor. Bir 7 kilometrelik kullanımım oldu. Hastaneye geldim. Şu anda hastane çıkışındayım. Videoların biraz sıklığının azalmasının sebebi biz bilişimcilerin ne yazık ki boyun ve bel ağrısı kronikleşir. Çünkü oturma düzenimiz sürekli bilgisayar başında olduğumuz için bazen çalışma temposuna takılıp kendi sağlığımızdan olabiliyoruz. İşte düzgün oturmama, boyunun tutulması gibi. Bu da ilerleyen evrelerde böyle fizik tedavi desteğine sebep olabiliyor. Şimdi fizik tedaviden çıktım. Eve dönerken de şöyle güzel bir içerik çekmek istedim sizlere. Clio'nun videosunu bayağıdır arkadaşlar istiyordu. Şu anda 9500 kilometreyi geçtim. 3000 kilometrelik bir sürüş izlenimim oldu arkadaşlar. Artısıyla eksisiyle size tüm detayları paylaşacağım. Araç yaklaşık 7-7.2 litre bandında tüketim sergiliyor. Bunun içinde şehir içi ve şehir dışı karma kullanımı karışık. 1 litrelik motor. Şu eko modunu aktif etmezseniz arkadaşlar ilk tepkisi sport modu gibi oluyor. Böyle gaza bastığınız zaman hemen devir çevirmeye çalışıyor. Bu da özellikle motor soğukken motorun ömründen yiyen bir şey. O yüzden ben genelde eko modunu açık tutarım. En azından motor ısınana kadar. CVT şanzıman başarılı. Memnunum. Özellikle şehir içi konfor unsurundan. Fakat CVT şanzımanla birlikte birçok modelde F1 vites ya da sport modu mevcut da var. Bunda sadece L modumuz var. L modunda da özellikle 80'le 90'la giderken böyle hafif eğimli yollarda aracı 3000 ile 4000 devir arasında tutuyor. Bu bir ne oluyor? Motor freni sergilemiş oluyor. Dip gaz şeklinde de giderseniz 3000-4000 devir aralığında size sürekli maksimum torkla hızlanma seçeneği sağlıyor. Hani böyle bir sport moddaki gibi o gaz tepki hassaslığı, direksiyon sertliğini böyle kullanıcıya yansıtabilse. Çünkü RS9 donanımla baktığınızda bu donanım arasında sürüş farkı, donanımsal zaten ciddi bir fark var. Süspansiyonuna kadar her şey değiştiği için araçta ister istemez bas paketi olduğunu çok fazla hissettiriyor. Bu benim gözümde eksi bir şey. En azından motor şanzıman konseptinde biraz daha başarılı uyum beklerdim. Üzerinde 15 jantlar olmasına rağmen tutunma limiti güzel arkadaşlar. 3 silindirli motorun karakteri ve sesi de hoş. Böyle 6 silindirli bir araç kullanıyormuşsun gibi. Zaten gelenekseldir 3 silindirli araçların motor sesi güzeldir. Sadece motor ilk soğukken ve klima açıkken araçta bir titreşim var. Bu yine 3 silindirli araçların kronik bir durumudur. Yani karakterinde olan bir şeydir. Sadece BMW'nin 1.5 litrelik motorunda ben bunu hissetmedim. Gerçekten ya motor kulaklarını çok güzel konumlandırmışlar ya da direkt motor üzerinde başarılı bir çalışma olduğu için çok fazla vibrasyonu hissetmiyorsunuz. Ankara'dan İstanbul'a getirirken bir uzun yol videosu çekmiştim. Orada performansını zaten size detaylı olarak göstermiştim. Yine böyle bir ara hızlanmasını görmüş oldunuz. 100 km hızdan sonra yan aynalardan rüzgar sesi belirginleşiyor arkadaşlar. Ama lastik sesi 15 inç jantlar olduğu için lastik sesini çok fazla kabinde almıyorsunuz. Şansım üstüne de Continental'in lastikleri denk geldi. Continental de biliyorsunuz yumuşak bir lastiktir. Ve çok fazla lastik direnci yoktur. Bu sebepten dolayı ses yapmıyor. Ben kullanırken keyif alıyorum. Fakat araç Joy donanım olduğu için en azından mesela arka park sensörü konulabilir mi? Arka camları açmak kollan, yani manuel şekilde. Ona lafım yok. Bu şirket aracı olarak da çok yoğun kullanılıyor ve genelde şoför kullanıyor ya da yanında bir kişi oluyor. Arka tarafı manuel yaparak maliyetten kısabilirsin ama park sensörü günlük kullanımda bir pratikliktir. Tamam, benim için çok elzem bir sorun değil. Çünkü ben kapalı otoparka koyuyorum. Onun dışında gittiğim yerler belli ve çok fazla sıkışık bir alanda aracımı park etmiyorum ama
gerçekten şehrin içinde dar sokaklarda park eden insanlar bu sefer aracı kullanırken ciddi zorluk çekecekler. Hep arka tamponu çizebilirler. Yani baktığınızda da fabrikada maliyeti belki 100 TL'ye geçmeyecek bir detay. Yani bunu en azından koymaları lazımdı. LED far var, cruise control var araçta ama arka park sensörü yok. Bunu mesela ben çok garipsedim ve hala benim gözümde hiçbir zaman hani bu savunulacak bir yanı yok. Kesinlikle arka park sensörü standart olarak gelmeliydi. Bu arada yeni kamera açımı nasıl buldunuz arkadaşlar? Eğer uygunluk verirseniz özellikle sunroof olmayan araçlarda bu açıyı kullanarak güzel bir POV içerik üretmek istiyorum. Aldığım Hero 9 Black Edition'la birlikte POV videolara da artık ağırlık vermeye başlayacağım. Araçta bir diğer beğenmediğim hususu da yine bahsedeyim size arkadaşlar. Bu araçta yol bilgisayarı çok sınırlı. Böyle baktığınızda mesela kişiselleştirme adına ne yapabiliyorsunuz? Durduğunuzda sadece şu aşağıda mavi bir font var. Mavi fontu isterseniz sarıyla, yeşille böyle 3-4 tane renkli değiştirebiliyorsunuz. Onun dışında ne bir kişiselleştirme var ne bir özellik var. Bir de şurada anlık tork ve beygiri size gösteriyor. Güzel yanını biraz da bahsedeyim. Aracın arkadaşlar bakımı 20.000 kilometrede bir. Benim gibi sürekli yol yapan insanlar için 5.000 kilometre olarak düşünmeyin. Bu ciddi bir maliyet tasarrufudur. Ben çünkü senede 20.000 kilometrenin üstünde yapıyorum. Yani bir senede 15.000'de bakıma giriyordum öncelikli olarak. Yani 2 senede 3 bakımım rahatlıkla oluyor. Şöyle sağa doğru geçelim. Bu sebepten dolayı 20.000 kilometrede bir bakımının olması ciddi bir avantaj. Şu anda standart bir servis bakım maliyeti de oldukça yüksek olduğu için birçok insanın tercih sebebi olacaktır. Ses sistemi günlük kullanım için yeterli arkadaşlar ama böyle gümbür gümbür bir ses sistemi yok. Bunu da belirtmek istiyorum. Ama Spotify'dan bir müzik açtığınızda ya da Bluetooth'da bağlayıp bir videonun klibini izlediğinizde müzik kısmı oldukça net şekilde geliyor. Bunu da söylemek istiyorum. Bir de şunu söyleyeyim arkadaşlar. Touch donanımla birlikte işte 16 jantlar, 4 cam otomatik, park sensör gibi detaylar da geliyor. Bu aracı touch donanım alırsa kullanıcı olan insan, yani böyle şirketini almıyorsa kullanırken daha fazla keyif alır. Onu da belirteyim. Yol tutuşu beklentimin üstünde. Hani böyle çok ilginç bir yol tutma limiti var aracın. Genel olarak karakterini başarılı buluyorum. Bir de 1 litrelik motor olmasına rağmen şehir içi tepkisi güzel. Mesela CVT şanzımanla sabit cruise kontrollü gidiyorsun. Bazen bir vites değil yarım vites de attığı oluyor. Nasıl oluyor? Kasnak yapısı olduğu için bir kademe değil yarım kademe kendini ileri geri oynatıyor. Mesela yokuşta araç 2500 devirde vites attı. 2000 devre düştü diyelim. Ben yokuşu 2250 devirde çıkabiliyorsam CVT 2250 devirde tutuyor. 2500 devre çekmiyor kendini. Bu da ne oluyor? Hem motor sesi anlamında daha az motor sesi çıkmış oluyor hem de biraz daha konfor sağlamış oluyor. Bu noktada hakkını ödeyemem. CVT şanzıman kendini bana doğru sevdirmeye başladı. Ve 5500-6000 devre yaklaşınca bir vites atıyor. Bu da güzel bir avantaj benim için. Sürekli bir motor sesi ile arka planda boğuşmamış oluyorsunuz. Fakat şunu da söyleyeyim, Fransız araçları arkadaşlar donanım olarak çok zengin araçlar. İşte Peugeot'dan biliyorsunuz, PSA grubundaki araçlardan, yine Renault aynı şekilde. Hani bu aracın bu kadar boş olması insanı garipsetiyor. Maliyet odaklı olduğunu çok fazla hissettiriyor. Ama A noktasından B noktasına gitmek için yine de güzel bir tercih. Vergi avantajı var. Basmazsanız tüketim anlamında makul. Sadece şehir içinde kullanımdan dolayı CVT şanzımanın bir yarım litre, 0.7 litre gibi fazla yaktırdığını bir geliştirmiş tam otomatiğe göre söyleyebilirim. Çünkü aynı kullanımda Corsa aracımla, 100 beygirlik Corsa aracımla 6.3-6.4 litre yakarken, hadi 6.5 litre diyelim, bu araç 7.1 litre yakıyor. 0.6 fazlalığı var.
Bu arada setlerden mesela böyle yavaş geçiyorum ya, yavaş geçmediğim durumlarda da arkadaşlar kabinde çok fazla rahatsızlık hissettirmiyor. Absorbesi fazla. Stop and Start'ın çalışmasını Corsa'ya göre daha başarılı buluyorum arkadaşlar. Corsa 2-3 km hıza düşünce Stop and Start direkt devreye giriyor ve böyle kendi kendine akıyor. Bu araç durduktan sonra Stop and Start'ı devreye sokuyor. Corsa'da mesela yokuş yukarısınız ya da yokuş aşağısınız. Ayağınızı frenden çekip gaza basana kadar o aradaki boşlukta kaydırma yapıyordu. Bu araçta yokuş kalkış asistanı sistemi, eğim de dahil olmak üzere, tutuyor. Ondan sonra siz gaza basarsanız hareket veriyor. Kendi akıntısına gitme durumu söz konusu değil. Şöyle hatta yolu biraz uzatayım. İleride güzel virajlı birkaç yolumuz var. Orada da biraz size limitini göstermek isterim Clio'nun. Sonra da videomuzu bitirmiş oluruz. Güzel bir sürüş izleme videosu olduğuna inanıyorum. Yine kafanıza takılan soru varsa her zaman yardımcı olurum arkadaşlar. Sormaktan çekinmeyin. Ay sonu bir Amasya'ya gidip gelme durumum var. 1300 kilometrelik güzel bir uzun yol videosu çekmeyi planlıyorum. 24 saat gibi bir sürede Amasya'ya gidip tekrardan geri döneceğim. Orada da size uzun yol tüketimini, performansını ve birçok yalıtımsal durumunu, her şeyine değinmiş olurum tekrardan. Şöyle mesela arkadaşlar L modunu alayım. L modunun mantığını size göstereyim. Şöyle gaza sonuna kadar bastım. Bakın 4000 devir bandında böyle uzun süre kullanımlarda sabit duruyorum. Yokuş aşağı giderken de böyle bir motor freni şeklinde kendini kullandırtıyor. ESP çok hızlı müdahale ediyor. Kafadan açmaya çalışacaktı ıslak zemin olduğu için. Ama tuttu. Şu anda da mesela sert tepkiler veriyor. Zemin bozuk olmasına rağmen lastiğin kalitesi gerçekten güzel arkadaşlar. Biraz yanal yatma var. Bu oldukça normal bir durum. Mesela kuru bir zemindeyiz artık. Mesela güzel bir eğimli düzlükteyiz arkadaşlar. Yanal yatması konfor ögesinden dolayı, üstünde neticede 15 jantlar var. Ikon donanım, RS9 donanımda bu yatmayı çok fazla hissetmezsiniz. Konfor unsuru olsa da direksiyon geri bildirimlerinde kullanıcıyı üzmüyor. Net şekilde tepki alabiliyorsunuz. ESP girdi devreye. Sırayla neredeyse peş peşe virajlara girebiliyorum. Tabi Astra'nın pilotajının zayıflığından da kaynaklı bu biraz. Yoksa çok daha iyi limitlerde girebilir. Dilerim beğenmişsinizdir arkadaşlar. Yeni testlerde, yeni içeriklerde tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın diyorum. Herkese kazasız belasız keyifli sürüşler dilerim. Yeni açım olan bu POV videosuyla alakalı yorumunuzu da eksik etmezseniz sevinirim arkadaşlar.